Ekrem İmamoğlu davası sonuçlandı biliyorsunuz. 2 yıl, 7 ay, 15 gün evet. gibi bir ceza ve siyasi yasak kararı evet. çıkarıldı. Ne düşünüyorsunuz? Sizce başkan adayı da olabilir mi? Cumhurbaşkanı adayı? Cumhurbaşkanı adayına altılı masa karar verecek. Yani 2 gündür bunlar konuşuluyor ama adayı altılı masa belirleyecek. Bir defa bunu söyleyelim. İkincisi, Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen karar bir hukuki karar değildir, siyasi karardır. Siyasi bir yargılama yapılmıştır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir yargılama olmamıştır, olmaz da. Daha bir dense önce, bir duruşma önce hakim ahmak kelimesi Süleyman Soylu'ya söylenmiştir dedi. Döndü geldi, YSK yönetimine söylenmiş gibi ceza verdi. Çok ahmakça bir ceza verdi. Ama aynı kelimeyi Trump Erdoğan'a kullanmıştı mektubunda. Ona tık yok. Ekrem İmamoğlu'na Süleyman Soylu'ya söylediğini alıp YSK'ya söylediniz diye ceza verdiler. Bugünler gelir geçer. Umudumuz yüksek. Bugünler de bitecek, geçecek ve hep birlikte Türkiye'ye demokrasiyi de getireceğiz. Demokrasiyle birlikte basın özgürlüğünü de getireceğiz. Ve bunu hep birlikte sağlayacağız. Ya açıkçası hani o çok politik bir durum. Yani ne tür bir oyunun oynandığını açıkçası çok fazla bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz, yani bildiklerimiz var. Şu ki davanın, yani yargıcın, bugünün yargısı, yani siyasallaşan yargının, iktidarın, sarayın güdümündeki yargının saraydan, Erdoğan'dan ya da hani iktidardan bağımsız bir karar alacağını düşünmüyoruz. Bu ama hani bu hangi bir oyunun bir ön adımı, onu çok fazla bilemiyoruz. Hani İmamoğlu'nun önü mü açıldı mı, yoksa önü mü kesildi, ne tür bir strateji kuruldu bilemiyoruz. Şunu bir bildiğimiz, çok iyi bildiğimiz şey var ki seçime kadar iktidar ülkeyi bir savaş ikliminde, bir çatışma, bir kaos ikliminde ülkeyi seçime götürecektir. Bak işte bu sansür, yani dezenformasyon yasası, siyasilere, muhalif siyasi liderlere, sadece İmamoğlu değil, işte Kaftancıoğlu, İmamoğlu, artı diğer fezlekeler, artı bir de HDP'nin kapatılma dosyası da duruyor. Bak onu da her an rafta indirebilirler. Yani bir aslında olağan dışı bir iklimde ülkeyi seçime götürecek. Yani herkes sanıyor ki yani seçimle onu değil, seçimle olacak tabii ki. Ama hangi koşullarda, hangi iklimde seçim olacak? Burası önemli. Yani bir baskının artırıldığı bir olağanüstü hal koşulları içerisinde ülkeyi seçime götürecek. Görünürde bir sandık olacak. Ama bu yarış eşit bir yarış olmayacak. Koşullar muhalefetin, toplumsal muhalefetin, meclisteki muhalefeti aleyhine olacak. İşte bir tarafta cezalar, bir tarafta baskılar, bir tarafta kapatma dosyalar, bir tarafta belki de hani en korktuğumuz şey olan şiddetin yeniden körüklenmesi. Yani çok ilginç şeyler. Bugün de örneğin Diyarbakır'da işte bir saldırı vardı. Geçen de işte hiç kimsenin hani neden yapıldı, niye yapıldı, hala açık aydınlatılamayan Taksim'deki kanlı saldırı görüyoruz. Yani bir şiddet iklimi de yavaş yavaş tırmandırılıyor. Bunun bunlar bütün bu emareler bize şunu gösteriyor. Hani İmamoğlu olur mu, başkan adayı olur mu olmaz mı bilemiyoruz. O CHP kendi içerisindeki artı altılı masadaki denkleme bağlı ama ülke normal koşullarda bir seçime gitmeyecek. Seçim olacak ama normal koşullarda bir seçim olmayacak. Hem siyasi hem toplumsal göstergeler bize şunu gösteriyor. Türkiye tarihinin en kritik seçimini edecek. İktidarda 20 yıldır tek başına yönettiği ülkeyi, bütün bu imkanları elinin bir çırpıda vermek istemeyecektir. Bunu iktidarda kaybetmemek için her türlü yola başvuracaktır. Ben İmamoğlu olsam yaşasın derim. Yani böyle bir hatayı bir iktidara yaptırabilmek güç ister. Demek ki İmamoğlu'nda da o güç var.